Merhaba akıllı ikinci sınıflar. Bugün sizlerle matematik yapacağız. Matematikten sıvıları ölçme konusu üstünde çalışacağız. Peki biz bu sıvıları nasıl ölçeriz? Öncelikle sıvı ne demekti? Akışkan, böyle içine koyduğumuz kabın şeklini alan maddelerdi, değil mi? Mesela su. Bir bardağa koyarsam bardağın şeklini alıyor. Damacanaya koyarsam onun şeklini alıyor. O zaman ben bu sıvıları nasıl ölçebilirim? Biz bu sıvıları ölçmek için bardak, kova, sürahi, fincan, damacana, şişe gibi standart olmayan ölçü birimlerini kullanabiliriz. Peki ne demek standart olmayan? Yani her ölçümde aynı çıkmayacak demek. Mesela aynı miktarda suyu ben başka bir bardakla ölçeceğim. Bu diyeceğim ki bu şişede 4 bardak su var. Arkadaşım başka bir bardakla ölçecek. Hayır diyecek, 5 bardak su var. Çünkü onun bardağı benimkinden küçük. O yüzden farklı ölçüyoruz. Yani o yüzden standart değil. Standart olmayan ölçü birimleri diyoruz bunlara. Şimdi bunlarla ilgili karşımıza nasıl farklı sorular gelebilir? Biz bu soruları nasıl çözebiliriz? Onların üstünde çalışacağız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir sürahi 4 su bardağı su almaktadır. İlkim misafirlerine 2 sürahi su ikram ettiğine göre kaç bardak su ikram etmiştir diye sormuş. Öncelikle siz bir deneyin bakalım. Sonra hep beraber bakalım çözümü nasıl yapılıyormuş, doğru mu yapmışsınız yoksa yanlış mı? Buyurun. Hadi deneyelim o zaman beraber nasıl yapabiliriz biz bu soruyu. Bir sürahi 4 su bardağı su almaktadır. O zaman ben buraya bir tane sürahi çizdim. Bu sürahi 4 bardak su ile doluyormuş. İçine yazdım, tamam mı? İlkim misafirlerine 2 sürahi su ikram etmiş. Burada var birinci sürahim. İşte bu da İkinci sürahi. Bu 4 bardak su alıyorsa bu da 4 bardak su alacak. 2 sürahi su ikram ettiğine göre kaç bardak su ikram etmiştir? Bak birinci sürahide 4 bardak su vardı. İkinci sürahide de 4 bardak su var. O zaman toplam kaç bardak su ikram etmiş misafirlerine? 4 bardak, 4 bardak daha. 8 bardak su ikram etmiş. Zor mu? Hayır değil. Sadece benim yaptığım gibi yaparsan gerçekten çok daha kolay gelecek. Hadi ikinci sorumuza bakalım o zaman. Aferin size. Hadi yapalım. Bir demlik çaydanlıktan. Bu bizim çaydanlığımız olsun. Fazlaca çirkin oldu. Bir demlik çaydanlıktan 7 çay bardağı çay çıkıyormuş. 7 bardak doldurabiliyormuşum. Bir demlikle. Peki 2 demlik çaydanlıktan kaç bardak çay çıkar diye sormuş. Bu da benim İkinci çayım olsun, ikinci demliğim olsun.
Şuradan çayımızı koyalım bardaklarımıza. Peki, o zaman birinci demlikte 7 bardak çay varsa ikinci demlikte de 7 bardak çay var, değil mi? Bu ikisinin toplamından kaç bardak çay çıkar diye sorduğuna göre 7 bardak birinci demlikten, 7 bardak da ikinci demlikten, 7 daha kaç etti? 14 bardak çay çıkarmış. Buldum. İlk sorumuzla benzer bir soruydu. Şimdi biraz farklılaştıralım bakalım. Üçüncü sorumuz. Bu sefer daha farklı standart olmayan ölçü birimleri var. Sadece iki tane değil. Dikkat et, tamam mı? Bir kova 3 sürahi su almaktadır. Bir tane kovam var. İçine ne kadar su alıyor? 3 sürahi. 1, 2, 3 sürahi su alıyor. 1 sürahi ise 4 bardak su almaktadır. Her bir sürahi 4 bardak su alıyor. Tamam mı? Bak o zaman bir kovada kaç bardak olduğunu buldun zaten. Bana da zaten neyi sormuş? Kova kaç bardak su ile dolabilir diye sormuş. E koydum ben sürahilerin içine 4'er bardak. O zaman bu kovanın içinde kaç bardak su oldu? Birinci sürahide 4, ikinci sürahide 4, üçüncü sürahide 4. O zaman 4, 4 ve 4'ü toplayacağım. 4, 4 daha 8. 8, 4 daha 12 ve bizim kovamız 12 bardak su ile doluyormuş. Anlaştık mı? Aferin size. O zaman hemen 4. sorumuza geçelim mi? Ben soruları bir eksik yapmışım. Hadi 3 olsun o zaman. Sürahi 5 su bardağı su alıyor. 1 su bardağı ise 3 fincan su alıyor. Bu sürahi kaç fincan su ile dolar diye sormuş. Yine çiz şekillerini. Çiz yine kafan karışmasın. Sürahi 5 su bardağı su alıyor. O zaman ben buraya sürahimi yine çizeceğim. Sürahiler var, bardaklar var, bir de fincanlar var. Bu benim kocaman sürahim. 5 bardak su alıyor. 1,
2, 3, 4, 5 bardak su alıyor. Bir su bardağı ise 3 fincan su alıyor. Yani bu su bardağı 3 fincan, bu da 3 fincan, bu da 3 fincan, bu da 3 fincan, bu da 3 fincan. Bunların hepsini koyduğum zaman sürahim dolmuş oluyor. Bana neyi sormuş? Bu sürahi kaç fincan suyla dolar? Bu üçler fincanlarımızdı, değil mi? O zaman ben bunları toplarsam sürahiyi kaç fincanla doldurabileceğimi bulurum. 3. Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yazalım. 2, 3, 4, 5. Toplayalım bakalım. 3, 3 daha 6. 6, 3 daha 9. 9, 3 daha 12. 12, 3 daha 15. O zaman 15 fincan su ile dolar mıymış? Evet. Aferin size ikinci sınıflar. Geçelim diğer sorumuza. Çiçeklerini sulamak için haftada 3 sürahi su kullanıyor. O zaman demiş ki 2 haftada kaç sürahi su kullanır? 1. hafta ve 2. hafta var, değil mi? 1. hafta 3 sürahi su kullandı. Her hafta 3 sürahi kullanıyormuş. O zaman 2. haftada da 3 sürahi su kullandı. O zaman ne yapmam lazım? 2 haftada kaç sürahi su kullandı? Ne yapacağım? İkisini toplayacağım canım. Hemen topluyorum. 3. 3 daha kaç etti? 6 etti. O zaman Zeynep 2 haftada 6 sürahi su kullanırmış. Bulmuş oldum. Hemen geçiyorum diğer soruma. Bakın burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Altını çiziyorum. Bir aile haftada 3 kutu süt tüketiyor. Her kutudan 5 bardak süt çıktığına göre 2 haftada kaç bardak süt tüketirler? Bize 2 haftayı sormuş. Bakın yine 1. hafta ve 2. hafta yaptım. 1. hafta 3 kutu süt tüketti. 2. haftada da 3 kutu süt tüketti. Tamam.
sana zaten bunların hepsini soruyor. 2 haftanın toplamını. Ama her kutudan 5 bardak süt çıkıyormuş, bize kaç bardak diye sormuş. O zaman ben bunları bardağa dönüştürmeliyim, değil mi? Her kutuda 5 bardak var. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 var. O zaman ben hemen 6 tane 5'i yazayım. Ve toplayıp sonucumu bulayım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. O zaman kaç bardak süt tüketmiş bu aile 2 haftada? 30 bardak süt tüketmiş. Çok güzel. Hemen diğer soruma geçtim o zaman. İpek bir günde 2 litre su tüketmektedir. İpek bir haftada kaç litre su tüketir? Bakın bize bir günü vermiş. Bir haftayı sormuş. O zaman burada dikkat etmem gereken bir nokta var. Bir haftada kaç gün var? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir haftan bitti mi? Bitti. Kaç gün var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gün var bir haftada. O zaman ben soruyu bir daha okuyacağım. İpek bir günde 2 litre su tüketmektedir. İpek 7 günde kaç litre su tüketir? 7 gün var. Birinci gün veya şuradan hemen günlerin üstünden yazalım. 7 günümüzü yazdık yukarıya. Her birinde 2 litre. 2 litre. 2 litre. 2. 2. 2. 2. Yani 7 tane 2 var değil mi? O zaman ben bunu nasıl bulurum? 7 tane 2'yi toplayarak bulurum. 2. 4. 6, 8, 10, 12, 14. Kaç buldum? 14. Bu arada size ufacık bir şey söyleyeceğim. Kaç tane 2'yi topladık az önce söyledim? 7 tane 2'yi topladık değil mi? 7 tane 2'yi toplamak demek aslında bunun bir kısa yolu var. Çok yakın zamanda onu da göstereceğim size. 7 tane 2 demek 7 çarpı 2 demek. Yani aslında ben bu kocaman işlemimi çarpma işlemi yaparak kısa yoldan da yapabilirim biliyor musun? Hem de o zaman çok kolay oluyor. Bak ben toplarken ne yaptım? İkişer ikişer saydım kolay toplamak için. Hepsi 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye ritmik sayarak ilerledim. İşte çarpma yaparken de bu ritmik saymaları kullanacağız. Çünkü çarpma bu şekildeki toplamaların kısaltılmış yoludur. Çok yakın zamanda onu da öğreneceğiz, tamam mı? Hemen 7. soruma geçiyorum.
bir bardak 4 fincan su almaktadır. Sürahide 12 fincan su vardır. 2 bardak su daha koyarsak sürahide toplam kaç fincan su olur? Öncelikle benim bir sürahim var ve içinde 12 fincan su varmış. 12 fincan varmış zaten içinde. Ben bunun içine 2 bardak su daha koyacağım. 1 bardak, 2 bardak. Ama bana fincan olarak soruyor. O zaman bu bardakların içinde kaç fincan su varmış? 1 bardak 4 fincan almaktaymış. Yani 4 fincan, 4 fincan daha su koyduğum, 2 tane 4 fincan koyduğum sürahide ne kadar su olur diye sordu. 12 fincan vardı. 4 daha koydum. Yani ne kadar koydum? 4 daha 8. 8 fincan daha su koydum. 12 fincan vardı. 8 fincan daha koyarsam sürahide kaç fincan su olur diye soruyor aslında. 12, 8 daha 20 fincan su olur sürahimizde. Hemen geçtim diğer soruya. Damacana 50 sürahi su almaktadır. Damacana da 30 sürahi su var. Kaç sürahi daha eklersem damacana dolar. Damacanamız 50 sürahi suyla doluyor. Hepsi 50 yani. Ama içinde zaten 34 sürahi var. Burası ne kadar onu soruyor. Bakın tüm hepsinden bu içinde olan 34'ü çıkarırsam geriye ne kalır? Bana sorduğu ne kadar ekleyeceğim kalır. O zaman ben 50'den 34'ü çıkararak cevabımı bulabilir miyim? Evet bulabilirim. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. O zaman cevabımız kaç? Tabii ki 16. Muhteşemsiniz. Herkesi tebrik ediyorum ve diğer soruya geçiyorum. Bu da basit bir soru, hemen yapacaksın eminim. Bir kavanoz 17 fincan su almaktadır. İki kavanoz kaç fincan su alır? Biri 17 alıyor kavanozların. Diğeri de 17 alıyor. O zaman ben iki kavanozu nasıl bulurum? İkisini toplayarak bulurum. O zaman hemen 17 ile 17'yi toplayayım mı? 7 daha 14. Elde var 1. 1 daha 2. Bir de eldeyi aldım. 34 fincan su ile dolar. Hemen 10. soruma geçtim o zaman.
tencere 37 fincan su almaktadır. Tencereye 43 fincan su koyarsak kaç fincan su taşar? Tencere topu topu 37 fincan alıyor. 43 fincan koyarsam koyduklarımın bazıları taşıyacak, değil mi? Ağzına kadar 37 fincanda doluyor. E peki ben 37'den sonra 43 fincan koymuşum. 38, 39, 40, 41, 42, 43. fincanlar taşmış mı? Taşmış. Peki ne kadar taşmış? Hepsi aslında 37 alabiliyorken ben 43 fincan doldurmuşum. O zaman burada bu kalan miktar taşmış. O zaman ben 43'ten 37'yi çıkarırsam bu aradaki farkı bulurum, değil mi? Hadi hemen çıkaralım o zaman. 13'ten 7 çıktı, 6 kaldı. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. 6 fincan su taşıyormuş demek ki. Aferin size akıllı ikinci sınıflar. Geçtim. Kuzular, bu soruda bir hata var ya. Bu soru hatalı. Bu soruya geçelim. Bir damacana 20 sürahi su alıyor. Damacanadaki 12 sürahi suyu kullanırsak geriye kaç sürahi su kalır? Bu kolay bir soruydu. Damacanamın hepsi 20 sürahiyle doluyormuş. Ben bunun içinden 12 sürahi su alırsam eğer geriye kaç sürahi kalır? İşte bu kadar. O zaman ben hepsinden bu 12'yi çıkarırsam burayı bulur muyum? Evet, bulurum. O zaman 20'den hemen 12'yi çıkarıyorum. 0'dan 2 çıkmıyor ama. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. O zaman damacanada 8 sürahi su kalırmış. Bulmuş oldum. Evet, bugünlük bu kadar. İkinci sınıflar, kendinize çok iyi bakın. Aferin tekrardan herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.